Dua ve zikir yönüyle tekrar. Bir kere dua, insanın kendisini varlığa getiren ve terbiye eden yaratıcısının farkında oluşudur. Bir kere duayı böyle bir tanım getirmek lazım. Bediüzzaman zaten böyle bir tanımı kendisi getiriyor. Şimdi bizde dua kavramı çok böyle daraltılmış bir kavram. Dua denilince biz hep kavli bir dua olarak algılıyoruz. Hep böyle ihtiyaçlarımızı arz ettiğimiz anlara dua diyoruz. Yaratıcı arz ettiğimiz anlar için dua kavramını kullanıyoruz. Bediüzzaman bu dua kavramını aslında burada bir tecdit de söz konusu. Tecdit yaparak aslında bu kavramı aslında da ne yapıyor? Rücu ettiriyor. Asıl anlamına da döndürüyor. Dua demek aslında insanın kendisini varlığa getiren ve terbiye eden yaratıcısının farkında oluşudur. Bu çaba içerisinde oluşudur. Onun için Bediüzzaman bütün varlık aleminin dua içerisinde olduğunu söylüyor. Bütün mevcudatın hem lisanı haliyle hem insanın ihtiyaç haliyle, ıstırarı haline, kavli haline, değil mi? Dua içerisinde olduğunu söylüyor. Bu anlamda Bediüzzaman'a göre imandan sonra en büyük insanın en büyük vazifesi duadır diyor. İman zorunlu olarak duayı ne yapıyor? İçeriyor. Yani bir yerde iman varsa orada dua olmak zorunda. Zorunlu olarak bunu içeriyor. Dolayısıyla dua ve zikirden hedeflenen şey yaratıcının merhametinin celbedilmesidir diyor Bediüzzaman. Bundan dolayı da tekrar zorunludur diyor. Yani Kur'an'ın bir zikir kitabı olması bir dua kitabıdır diyor. Kur'an bir dua kitabıdır, bir zikir kitabıdır. Bundan dolayı burada tekrar kaçınılmazdır. Çünkü bir kere insanın bütün varlık aleminin imandan sonra en önemli vazifesi dua olduğuna göre burada da bu dua halinin sürekli olması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda da tekrar kaçınılmazdır.